Ve evet sevgili seyirciler, çok kıymetli bir konuğum var. Hanımefendi bizi bugün heyecanlandıracak, mutlu edecek açıklamalar yapacak. Efendim, öyle güzel bir astrologla karşı karşıyayım ki. Öncelikle stüdyoma renk kattınız, hoş geldiniz. İnşallah böyle güzel yayınları imza atarız birlikte cuma günleri. Şimdi sözü size bırakmak istiyorum. 2023 yılında dünyayı neler bekliyor? Aha, 2023 yılı dediğimiz zaman, şimdi hepimiz birazcık durağan hareket ediyoruz ama 2023 yılı ağzımızı açık bırakacak bir yıl. Ekonomik anlamda ben en çok onu merak ediyorum. Şimdi ekonomik anlamda yüzünüzü güldürecek şeyler söyleyemeyeceğim Ela Hanım. Maalesef. Genel dünya için mi, Türkiye için mi? Dünya için de bizim için de. Yani bu sadece bizim için geçerli. Dünya olarak bu kemer sıkma halimiz devam edecek. Daha mı fazlalaşacak, böyle stabil bu şekilde mi? Stabil kalacak diyemiyorum. Büyüklerimiz kurşuna düğüm bağla derdi, bilir misiniz? Kurşumuzda düğüm bağlayacağız. Biraz hadi iddialı oldu ama yani 2022'den hani değer mukayese edecek olursak 2023'te daha bir ekonomik sıkıntılarla biraz daha o gebe. Kemeri bir nokta daha sıkacağız diyelim. Peki Türkiye'mizin burcu akrepmiş. Evet. Ben bunu yeni öğrendim. Ülkemizi aslında biraz ülkemiz özelinde konuşalım. Neler bekliyor? Mesela önümüzde bir Haziran ayında seçim var. Türkiye'yi böyle daha böyle mutlu, enflasyonun düştüğü mutlu günler mi bekliyor? Yoksa daha işte siyaseten hararetli, biliyorsunuz çok ciddi bir toplumda kutuplaşma da var. Bir gerginlik, bir agresyon halimiz var. Biraz önce bir haberde söyledim. Türkiye en sinirli ülkelerden biri çıkmış. 4. sıraya çıkmışız. Ne olacak? Bu sinirimiz biraz azalacak mı? Sinirimiz ne olacak? Çoğalmayacak, azalmayacak, şaşkın olacağız. En çok bu kelimeyi kullanmak istiyorum. Gerçekten 2023'te taşlar yerinden oynayacak. Biz bir kabuk değiştireceğiz, sistem değiştireceğiz. Olmayanlar olacak. Olmayanlar olacak, sistem değişecek. Nasıl bir mesela, ne gibi? Ya işte parlamenter sisteme mi döneceğiz, o şekilde bunu bir şey. Tam net olarak söylemem mümkün değil ama bizi şaşırtacak şeyler yaşayacağımızı net olarak söyleyebiliyorum. Peki yani. Dünya çok gergin. Ukrayna-Rusya savaşı. Savaş bir yandan işte Kosova'sı, gerçi orada bir rahatlama oldu ama mesela şimdi biz Suriye ile diplomatik ilişkilerimizi ilerletiyoruz. Biz mesela diplomasi konusunda çok iyi ilerliyoruz. Ama dünyada çok ciddi bir gerilim var. Gaz, işte sürekli Putin nükleer tehditte bulunuyor. Bunlara ne diyeceksiniz? Bunlar devam edecek. Dünya genelinde sıkıntılar devam edecek. Biraz sağlık konusunda bu kadar gergin olmayacağız son 2 seneye bakarsak. Ama sağlık konusunda ne olacak onu da söyleyeyim. Sinirsel rahatsızlıklara kapılacağız. Evet. Yani dünya geneli için. Dünya geneli için. Bir pandemi bekler mi bizi tekrar? Pandemi beklemiyoruz. Koronavirüs bitti. Bitti diyelim artık. Yani bir daha böyle bir virüsler kapımızda bekliyor. Birazcık sinirsel olarak yıpranacağız diyebilirim tabii. Başka virüsler olacak. Olabilir. Peki. Gibi gözüküyor. Peki. Bu zamlar ne olacak? Zamlar. Ben yine dönüyorum. Dönüyorum, dolaşıyorum, zamlara geliyorum. Ne olacak bu zamlar? Biraz daha zamlanacağız Ela Hanım. Kasım'a kadar canımız sıkılacak bu konuda. Kasım'a kadar. Bize 2023 yılında hani çok güleç bir yüz yok. Açık konuşmak gerekirse böyle kimseye umut dağıtamıyoruz bu sene. Zaten çok yorgunuz. 2 senedir çok yorgunuz. 2023'te de yorulacağız ama bunlar güzel yorgunluklar. Çünkü 2024-2025 diyelim. 25'te bir rahatladığımızı ve yüzümüzü tam olarak güldüğümüzü göreceksiniz. Peki şu burçları da üstünden geçmek istiyorum ama önce hemen hızlıca liderlerin burçlarına geçelim. Bakalım. Daha yeni haberini verdim. Devlet Bahçeli, Sayın Bahçeli'nin doğum günü 1 Ocak'mış. Yani Oğlak Burcu oluyor ama doğum saatini bilmediğimiz için çok da vakıf değiliz özelliklerine. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sürpriz yaptı Bahçeli'ye. Üstünde 3 ilal olan bir pasta kesler. Ne diyorsunuz? Sayın Bahçeli'nin Oğlak Burcu olması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın burcu yükseleni, bunları biraz konuşalım. Seçime nasıl sirayet eder falan. Şimdi Oğlak Burçları için, burçlar üzerinden konuşalım. Oğlak Burçları için çok zorlu bir 2,5 sene geçirdiler. Artık birazcık kenara çekilme, dinlenme ve geçmişe bakma zamanı. Keza Balık Burçları için de öyle. Çünkü Balık Burcu'nda bir Satürn göreceğiz bu sene. Balık Burçları biraz kısıtlanacaklar, biraz kafaları karışacak, biraz durulacaklar. Yani Oğlaklar ve balıklar için çok kolay bir sene diyemeyiz. Bu sene? Bu sene çok kolay bir sene değil. Cumhurbaşkanımızın burcu balık ve seçim olacak. Balık. Onun için ne diyorsunuz? Cumhurbaşkanımızın haritası çok güçlüdür. Aurası da çok güçlüdür, biliyorsunuz. Onlardan geliyor o aurasının güçlü zaten olması. Zaten balık burçları da böyle ama haritası da gerçekten yönetmenim de balık burcu diyor ki ben de çok güçlüyüm diyor aura. Öyledir. Balık burçları soyut bir enerjileri vardır ve ekstra korunduklarına inanırım balık burçlarının da. Ekstra korunduklarına? Evet, ilahi olarak ekstra korunduklarına inanırım. Zaten balık senesiymiş geçtiğimiz sene. Ben doğru mu biliyorum bilmiyorum. Hani Türkiye
Türkiye için. İşte o birazcık Balıklı. Durulmaya giriyor artık. Hmm. Yani Cumhurbaşkanımızın haritası çok güçlü, aurası çok yüksek ama retroda doğduğunu biliyorum. Onu da geçen akşam Candaş'ın programında öğrendim. Zeynep Hanım'dan retroda doğduğunu öğrendim. Seçimin retroda olması gerekirmiş ki Cumhurbaşkanı, aslında retro bizim bildiğimiz kötü bir şeydir ve retro başlıyor değil mi? Bugün mü başlıyor, yarın mı? Retrodayız şu anda. Retroda mıyız? İki retro. Ay, ben dün çok moralsizdim o yüzden herhalde. Evet, enerjimiz çok düşük. Çünkü Mars'ta, Merkür'de retro olduğu için biz seneye 2023 senesinde retro ile başlayacağız, retro ile bitireceğiz. Of, 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 yani of. Nasıl başlıyorsak aslında öyle bitireceğiz. Böyle bir tüyo vereyim. Ne kadar durgun ve şu anda neşesiz başlıyorsak öyle bitireceğiz. Ki ben neşemle bilinirim ama son günlerde böyle bir mutsuz, bir gergin, her şeye alınan bir insana dönüştüm. Evet, çoğunuz İkizler öyle. Burcu böyle olmaz değil mi ikizler? Tahammülsüz. İkizler böyle olmaz. Ama hepimiz biraz daha tahammülümüzü kaybettik diyebiliriz. Yorulduk. Retro ne zaman başladı, dün mü? 29'unda başladı. Ne kadar 18'i gibi bitecek. 18'inde. Evet. 18'inde retro bitecek. Ben zaten çevremde duyuyorum. Herkes 18'inde bir şeye başlamak istiyor retro biteceği için. Evet, bitsin, bekleyelim. Ondan sonra atılımlara geçelim. Peki. Zaten yılın ikinci yarısında biraz daha iyi oluruz. İlk yarısı çok karışık diyelim. Peki. Şimdi burçları çok merak ediyor herkes. Hızlıca bütün burçların üstünden bir geçelim mi? Tabii. Koçlarla başlayalım. Hadi koçla başlayalım. Koçla başlayalım. Koçlar için fırsatlar senesi. Yorulmadan atılımlar yapabilecekleri bir sene. Güzel, şanslı bir sene. Boğaların birazcık daha dinlenmesi gereken, biraz daha sabır testinden geçebilecekleri bir sene. Hmm. İkizler için harika bir 2023. İkizler olan siyasi onu söyleyeceğim. Mansur Yavaş ikizler, Ekrem İmamoğlu ikizler. Için çok geçmiş siyasetçilere sene. Bakıyorum, çok fazla siyasetçi var. Donald Trump ikizler, Tansu Çiller, Bülent Ecevit, İsmet İnönü. Acayip yani, çok fazla ikizler siyasetçi var. Bu sene ikizler senesi. Onlar için şanslılar. Peki Ekrem İmamoğlu mu daha şanslı, Mansur Yavaş mı? İkisi de ikizler ama farklı tarihler. Mansur Bey bu sene sanki daha mı şanslı? Daha ileride. Doğum tarihi açısından mı? Harita olarak genelde baktığımız zaman Mansur Bey'i daha şanslı. Daha güçlü mü? Evet, daha Peki, güçlü. Peki Cumhurbaşkanımız gibi Mansur Yavaş'ın da astrolojik haritası güçlü mü yani böyle? Cumhurbaşkanımızınki çok güçlü. Cumhurbaşkanımızı bir okyanus gibi düşünelim lütfen. Su elementidir kendisi zaten. Okyanusun önüne duvar koyamayız. Okyanusun önüne duvar koyamayız. Yani diyorsunuz ki Cumhurbaşkanı'nın haritası çok güçlü. Mansur Yavaş'ınki de ama balık değil tabii. İkizler ona. İkizler olarak ikizlerin şanslı. Peki Cumhurbaşkanı kadar güçlü haritası olan bir isim yok mu siyasette başka bildiğimiz? Ya da hani markajı aldığımız, işte Ali Babacan var, Meral Akşener Yengeç Burcu. Ondan sonra Kılıçdaroğlu Yay Burcu. Sayın Yay burçları yok. Yay burçlarının da bu sene şansı var ama kariyer anlamında değil şansları. Ha, kariyerde bir yükseliş olmaz. O zaman Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa ne olur mesela? Geri durması çok daha güzel durur o aslında. Geride olması. Hmm. Tamam, şimdi diğer burçları merak ediyorlar. Koç burcu, Koç burcunu söyledik, anlattık mı? Boğa'ya da söyledik. Koça para gelecek mi diye soruyor. Koça para gelecek, evlilik gelecek, sözleşmeler gelecek, evlilik. İmzalar gelecek, ev gelir, araba gelir, her şey gelir. Koçlar için mükemmel bir sene maşallah. Diyelim. Akrebe ne olacak? Editörüm de akrep. Akrepler yeniden dönüşümdeler artık. Türkiye de yeniden dönüşecek o zaman. Türkiye'de akrep burcu. Tabii tabii, taşlar yeniden oynayacak dedik. Sistem değişecek dedik. Hepimiz değişeceğiz. Kolektif olarak değişeceğiz. Para var çok mı? Büyük para değişimler var. Siz ne paracısınız? Recep'teki herkes para soruyor şu anda. Ben aşk soruyorum. Ben aşk var mı ikizler burcu? İkizlere her şey var. İkizlere hiçbir şey olmaz. Oh maşallah. Bir de Cumhurbaşkanı kadar güçlü bir haritası olan birini bulmak istiyorum ben de yani. Hani ikizlerde o şans yok mu? Mesela bakıyorum dünyada böyle çok simge isimlere alanlarında mesela Marilyn Monroe ikizler burcu. Evet. Ne bileyim, bakıyorum Che Guevara İkizler burcu. Hep böyle haritaları çok güçlü, auraları güçlü. Onlar da mesela, ikizleri biraz anlatalım. İkizler. İkizler iletişim, zeka, sosyalleşme, bilgiyi alıp aktarma. Hı hı. O yüzden diyorum zaten ikizlere hiçbir şey olmaz. Yorulurlar, yorulurlar, tekrar baştan başlar. İkizler için bu sene çok güzel bir sene. Fırsatları kullanmaları ve büyümeleri gerekiyor. Hı. Adım atmaları gerekiyor. İkizler birazcık yoruldu. Her burç çok yoruldu ama ikizlerin artık manzarayı tepeden seyretti. Uçma vakti geldi. Uçma vakti. Bu sene uçma. Diğer başka hangi burçlar var şimdi? Başak. Başak'ı anlatalım. Başaklar için çok güzel bir sene ama çabalarlarsa. Çabalarlarsa. Yerlerinde otururlarsa hiçbir şey olmaz. Ama fırsatları görsünler önlerinde ve çok çalışsınlar. Başka yengeç? Yengeçler biraz daha ailelerine odaklansın. Yengeçler bu sene birazcık Sayın Meral Kılıçdaroğlu. Meral Akşener yengeç burcu. Mesela Meral Akşener'in aday olmaya uygun bir haritası var mı? Yani o yengeç burcu ve... Yok diyelim. Yok diyelim. Yok mu? Biraz yalnız kaldığını hissedebilir. Aa.
Şimdi biraz de zaten bazı problemler yaşanıyor. Mesela evet. Şunu çok merak ediyorum. Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu sanki bugünlerde böyle biraz araları bozuk ve çatırdıyor. Sanki anlaşamıyorlar. İki farklı fıtrat gibi bir algı var. Evet. Bunu yay ve yengeçin anlaşmasını neye bağlayabiliriz mesela? Yay ve yengeç olarak bakmaktan öte şöyle diyeceğim Ela Hanım. Yengeçler bu sene birazcık kendilerini yalnız hissedecekler 2023'te. Kim dost, kim düşman, kimle görüşmeliyim, kimle görüşmemeliyim mi ayıracaklar. İnsan eleyecekler. Bu altılı masayı etkiler mi? Etkileyebilir. Aa, Meral Akşener yengeç. Peki başka hangi burçlar kaldı? Size bırakayım ben, siz anlatın. Aslanlar için aslan. Güzel bir sene. İlişkilerden sınanabilirler ama aslanlar için de güzel. Ateş burçları için güzel. Aslanlar, koçlar, koç, yaylar ve hava koç, burçları yay. İçin terazi hariç. Kovalar için güzel. İkizler için güzel sene olacak. Terazilerde tutulmalar yaşanacağı için bu sene pek risk terazi almamaları gerekiyor. Teraziler çok harcamalarına dikkat etmeleri gerekiyor. Atılımlarına dikkat etmeleri, biraz durulmaları gerekiyor. Durulması gereken burçlarda teraziler, oğlaklar, balıklar. Birazcık içlerine dönmeleri ve geriye çekilmeleri gerekiyor. Geriye çekilmeleri gerekiyor. Peki aslanı çok az anlattınız Ela Hanım diyorlar. Aslanı çok az anlattık, çok aslan. Haklılar. Aslanlar yaz aylarına dikkat etsin. Venüs retro olacak. Aşk ilişkilerinden sınanabilirler. Yine paralarına dikkat etsinler. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında. Onun dışında çok güzel olanaklarla karşılaşacaklar. Aslanlar. Aslanlar. Ne olacak böyle? Işıkları bir parlayacak bu sene. Boğa'yı anlattık. Reji bizi dinlemiyor herhalde. Boğa'yı bir kere daha geçelim. Boğa'yı bir kere ayrılık daha geçelim. Ayrılık istiyor boğalar. Peki. Benim yükselenim boğa, o yüzden ben de boğa'ya birazcık. Boğalar sabır sınavından geçtiler. 2023'te yine sabır sınavları devam ediyor. Bana çok kızıyor boğalar. Bize hep sabır mı düşüyor diye. Maalesef 2023'te de birazcık sabır göstermek zorundasınız. Oo. Yapacak bir şey yok. 2024-2025'e bakalım. Şimdi fragmanı izliyoruz. 2025'te filmi izleyeceğiz. Peki bu boğalar bir yüzleri gülmedi. Başka aslanı anlattık. Aslanda ayrıntı başka, aşk hayatı dediniz, evlilik aşk olur, hayatı, evlilik hayatlarına dikkat edecekler. Evet. Paralarına dikkat edecekler. Ama bu ne zaman? Yaz döneminde dikkat yaz edecekler. Yaz döneminde. Hangi burçlar kaldı, ben çok takip edemedim. Siz devam edin. Neyi konuşmadık başka? Akrebi konuştuk. Akrebi konuştuk. Akrepler dönüşümde. Dönüşümdeler. Bu sene yeniden yapılanacaklar akrepler. Başağı da konuştuk. Konuşmadığımız burç kalmadı sanırım. Oğlaklar durulması gerekiyor dedik. Evet. Hepsini evet. Konuştuk gibi mi geliyor? Şimdi ekonomide, yani bu ülkemizin burcu akrep. Biz bu ekonomide ne zaman tamam yani enflasyonu düşürdük, hayat pahalılığı azaldı, rahatladık diyebiliriz. Kimsenin canını astrolojik tutmak olarak istemiyorum ama. Bütün bunlar bu arada sevgili seyirciler, biz bunları. Tabii bunlar olasılık. Yani bu bir istatistiksel bilgiler, bu bir bilim dalı ve dolayısıyla işte yıldız haritalarına göre değerlendiriliyor. Yoksa bildiğimiz bir bilgiyi paylaşmıyoruz. Bunlar öngörüler ve genel olarak da çıkıyor değil mi? Yani evet. Haritaya göre konuşuyoruz. Peki ne olacak? Ne zaman ekonomi yapacağız? 2026'ya kadar zorlu bir süreçten geçeceğiz. Nasıl ya? 2025'te çok var. Çok var demeyin. Zaman hızlı geçiyor. Şu anda bir çocuğun doğumu gibi düşünün. Bir anneyi düşünün. Sancı. Doğum olacak olarak düşünün. 2025'te bu doğum gerçekleşecek. 2025'te yüzümüz gülecek. 2026'da tam rahatlamalıyız. 2023-2024 seçim var. Seçimde ne olur sizce? Yani kim aday olur? Altılı masanın adayı kim olur? Astroloji haritasına göre. Adayın kim şimdi olacağı? Güç, onların haritalarını biliyorsunuz. Tabii. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener. Kimin şansı daha yüksek mesela bu sene için? İkizler Burcu, Yay Mansur Burcu, Bey'in. Yengeç Burcu. Mansur Bey'in. Mansur Yavaş'ın haritası güçlü. Evet. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar güçlü değil mi dediniz? Öyle miydi? Ya bunları şimdi biz siyasetler şimdi genel olarak astrolojik olarak konuşuyoruz. Evet. Şimdi ben de biliyorum ki mesela benim haritam Cumhurbaşkanı kadar güçlü değil. O aura vesaire ayrıntıları var. Ama mesela mukayese edilebilir mi bu auralar? Hani seçmen nezdine bakacak olursak o büyülü hali, efsunlu olma hali derler ya. Mesela aura, Fatih Terim için de efsunlu derler, doğru mu? Çok her şeyi başakmış tabii, aurası Fatih çok Terim. Farklıdır gerçekten. Ben aslında spiritüel astroloğum siyasiden önce. Şimdi dış dünyadan baktığımız zaman auraları çok güçlü. Fatih Terim'in de öyleymiş, doğru mu? Etkileyici bir şey. Tabii ki haritayı bile etkileyeceğine inanırım ben. Ya. Aura. Tabii ki. Kimler var mesela? Kimler böyle var? Fatih Terim, Cumhurbaşkanı. Böyle çok güçlü auraları olan, o spiritüel tarafları toplumu etkileyen. Şu an hiç aklıma gelmedi heyecandan. Peki. Ama Ela Hanım şunu diyebiliriz. Cumhurbaşkanımız her zaman diyordu ki 2023 bir milat olacak. Milat yeniden doğum demektir. Yeniden doğum. Yeniden doğum demektir. Biz yeniden doğmaya çalışıyoruz diyelim.
Yeniden doğmaya çalışıyoruz. Peki retroda nelere dikkat etmemiz lazım? 18'ine kadar ne yapmamız lazım? Ben dün yayında böyle bir gerim hiç anlamsız bir şekilde Mars'la hiç normalde önemsemeyeceğim şeyleri önemsiyorum. Aman ya Rabbim ne olacak bu böyle? Ne kadar 18'ine kadar mı? Biraz daha sabır. Yeni yıla bu enerjiyle gireceğiz. Bu frekansla gireceğiz. Oo, çok kötü. Biraz daha durağan, geriye dönüp retro dediğimiz şey şudur aslında Ela Hanım. Geçmişine bir dön bak diyor. Biraz yavaşla, biraz durul. İleriyi düşünme. Ne yapacağım? Nasıl atılacağım? Neleri başarmam gerekir deme de biraz daha dön geriye bak, yavaşla bakalım diyor. Gezegen yavaşladığında bizim de yavaşlamamız lazım. Siz de aktifsiniz, yorulmuş olabilirsiniz. Sporu soralım. Futbolda başarı var mı? Kim şampiyon olacak? Ay onu bilmiyorum. Beşiktaş futboldan olsun. Hiç anlamıyorum. Kesinlikle. Ya. Hiç anlamıyorum. Peki şimdi başka editörüme sorayım. Seyircilerden gelen soruları o bakıyor şu anda. Evet, neler soralım başka? Nükleer savaş tehlikesi var mı? Yani Putin bu arada terazi burcu. Putin çok tehlikeli bir karakter bence. Çok sinsi olduğunu düşünüyorum. Yani sürekli ne yapacağı belli olmayan bir karakter. Kesinlikle belli olmaz. İşte terazi düşünün. Ne yapacağı belli değil. Nükleer başvurur mu yani? O blöfler gerçekten ondan her an her şeyi bekliyoruz. Ya. 2023'te çok zannetmiyorum ama böyle bir şey olacağını. Olmaz. Peki Türkiye Suriye barışır mı 2023'te? Ne olacak? Ne diyorsunuz? Şimdi adımlar atılıyor. Barışması bizim için iyi. Ama Türkiye Suriye bir net olarak masaya oturur mu? Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan da Esad'ın masaya oturur mu? Türkiye'nin çok daha farklı işleri var. Çok karışız. Kaos içerisindeyiz. Seçim atlatmamız gerekiyor. Erken seçim olur mu? Olur. Haziran'a kalacağını düşünmüyorum seçim. Neden? Daha erken olacağına inanıyorum. Şöyle bir bilgi, Zeynep Hanım'a atıf, Candaş'a atıf yaparak bizim programımızdan intihal yapıyorlar demesinler. Zeynep Hanım şunu söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan retroda doğmuş. Ve bütün seçimleri retroda gerçekleştirmiş ve Cumhurbaşkanı'nın danışmanlık aldığını düşünüyor Zeynep Hanım. Bu arada Osmanlı'da da müneccim başı varmış ve herkes ona sorup sefere çıkarmış padişahlar. Tabii. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın retroya göre Mayıs'ta seçimi yapması lazımmış ki onun haritasına uygun olsun. İlk kez Büyükşehir Belediye seçimlerinde mesela retroya denk gelmediği için kaybetti dedi. Zeynep Hanım söyledi, ben aktarıyorum şu an. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu çok iyi bildiğini düşünüyorum ben de Cumhurbaşkanımızın. Zaten Haziran'da olmayacağına çok inanıyorum. Daha erken bir seçim olacağını. Ne zaman? Mayıs'ta mı olur? Evet, Nisan sonu gibi de bu olabilir. Cumhurbaşkanı bunu Mayıs'ta biliyor da olabilir. Danışmanları vesilesiyle bu yüzden mi erken alacaklar? Tamamen astroloji yüzünden mi? Astroloji yüzünden alacak diye düşünmüyorum. Niçin? Ben gerçekten spiritüel bir enerji olarak da bakıyorum. Haziran'da seçim olacağına inanmıyorum. Yani Mayıs'ta olacak diyorsunuz ama Cumhurbaşkanı niye böyle bir karar verir mesela eğer öyle olursa? Kendi haritasını eğer danışmanlık alıyorsa kendi danışmanları bunu yönlendiriyordur, bu konuya yönlendiriyordur zaten. Ha. Haziran'ın uygun olmadığını, hangi ayın uygun olduğunu, nasıl bir yol çizmeleri gerektiğini muhakkak ki konuşuyorlardır. Danışmanları, sizin bildiğiniz danışmanları var mı yoksa? Hayır. Ha, peki. Peki anlatmadığımız burçlar var mı? Anlatmadığımız burçlar varmış. Bakalım hangileri? Başa anlattık, yengeç anlattık, aslanı anlattık, kovayı anlatmamışız. Kovayı anlatmadık. Evet. Evet. Kovalar rahatlıyor. Yeni girişimler yapacaklar. Ortaklıklar bitecek. Artık tek başlarına yol almaları gerekiyor. Kovalar için zor birazcık. Çünkü ortaklığı sever kovalar. Ama birazcık daha bireysel hareket etmeleri gerekiyor. Yatırımlara dikkat etmeleri gerekiyor onların da. Uzun vadeli yatırımlara yönelmeleri gerekiyor. Uzun vadeli. Evet. Başka anlatmadığımız burç, reji, yönetmenim. Hangi burçları anlatmadık? En çok merak edilenler. Akrebi anlattık sevgili seyirciler. Akrebi ayrıntı ama hadi. Akrebe ayrıntı istiyorlar. Akrebe ayrıntı istiyorlar. Akrep değişim ve dönüşümdesiniz. Taşları yerinden oynattı artık bu enerji. Sizlerin de yerinden oynayacak bir sisteminiz var. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Bu sene attığınız adımların tohumları, daha doğrusu 2024-2025'te çok güzel toplayabilmeniz gerekiyor. Onun için dikkatli olmaları gerekiyor. Peki yay burcu, yay burcunu anlatmamışız. Yay burçları çok şanslı. Bu sene en çok bebeği de yay burçlarından bekliyoruz. Aa! Evet. Evlenecekler çok. Çok enteresan sorular yazıyor seyirciler. İsmail Bey demiş ki memur maaştan bu ne kadar olacak? Aa yok, bunu bilemem, bunu bilemeyiz. Harita bunu vermez. 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 Yani ne kadar, yani iyi bir mutlu eder mi? EYT'liler mutlu oldu. Öğretmenlerin mutlu olacağını düşünüyorum inşallah. Öyle bir umudum var. Öyle bir öngörüde bulunalım. Öğretmenlerin mutlu olacağını. Memurları da inşallah mutlu ederiz. Şu anlık pek umudum yok ama.
Aa, oğlak burçları ayrıntı istiyor. Ben oğlakları çok seviyorum ya. Oğlaklar benim yani iş hayatında oğlak olmasaydı sanki hiçbir şey düzenli olmaz gibi geliyor. Çok disiplinliler değil mi? Değil mi? Çok bizim haber müdürümüz Mustafa Aşçıoğlu. Selam olsun. Oğlak burcu. Mesela ben giderim sayın müdürüm bunu böyle böyle yapsak nasıl? Tamam harika fikir. Çok böyle değil mi? Oğlaklar. Hemen uygulamaya. Evet. Koydu, uygulama insanı değil mi oğlak? Tabii tabii. Uygular ama düşündükten sonra. Süremiz bitti ama şöyle oğlakla ilgili birkaç cümle istiyorlar. Oğlaklar. Siz sağlamcılığı seversiniz, gerçekçiliği seversiniz. Lütfen o gerçekçilikten ayrılmayın. Önünüzü çok net görmeye çalışın. Dikkat edin, risk almayın bu sene. Tamam, bitecek yayınım. Son olarak bir saniye. Ben herkese izme. Ben ikizler burcu, aşk var mı bu sene ikizlere? Var var, hiç merak etmeyin. Öyle mi? Ruh eşinizi bulacaksınız Ela Hanım. Hadi bakalım ruh eşi. Yılım neymiş? Yılım balığa son bir hadi cümle. Yönetmenim yoksa yayını kapatmaz. Balıklar, inzivaya çekilin lütfen. Kendinizi dinleyin. Maneviyata yönelin. Maneviyata. Peki yani ama bu sene dedik ki Cumhurbaşkanı balık ve onun için çok önemli bir zaman dilimi. Cumhurbaşkanımız için de çok önemli ve Cumhurbaşkanımızın da artık enzivaya çekilip kendini dinlemesi. Çünkü kafası biraz karışık olacağı için kendini dinlemesi gereken bir döneme doğru gidiyoruz. Yönetmenimin haritası da ona çok benzediği için okey tamam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Harika bir yayın oldu. Böyle açılışı yapmış olduk. Seyircimiz mutlu olduysa da Cuma günleri inşallah sizi ağırlayacağız. Çok heyecanlıydım. Kusura bakmayın. İyi ki yayın olduğu için. Siz de ikizler burcusunuz. İkizler burcu heyecanını yener. İyi ki geldiniz stüdyo. Kıymet kattınız. Yönetmenime sorayım bitiriyor muyuz yayını? Peki burçları konuştuk. Türkiye'nin haritasını konuştuk. Astrolojiyi konuştuk. Dünyada neler olacak? Neler bitecek? Vallahi çok iyi bir yıl bizi beklemiyor ama daha ne kadar kötüsünü görebiliriz diye de düşünmüyor değilim açıkçası. Bizden sonra Kerem Koçuval var. Kerem'in burcu da aslan bu arada. Onu da anlattık. Kerem de inşallah dinlemiştir. Haftanın son yayınıydı. 2022'nin son yayınıydı. İnşallah böyle uğurlu gelmişsinizdir yayınımıza. Görüşmek üzere efendim. Kalın sağlıcakla.